Thank you.
Bu da bir başka bir test. Bu da bir başka bir test. Bu da bir başka bir test.
Malumunuz Taksim'de daha önce yer üstünden devam eden trafik akışı yapılan yeni düzenleme ile birlikte yer altına alındı. Ve böylece bütün trafik akışı tamamen yer altından yapıldı ve üstü de bir meydana dönüştürüldü. Biz de tamamen bu şekilde bir düşünce içerisindeyiz. Müsait mi buna fiziki olarak? Fiziki olarak şöyle bir şansımız var. Zamanında bir yeraltı çarşımız yapılmıştı 90'lı yılların sonlarına doğru. Şu an ciddi bir büyük yeraltı çarşımız var. Bayağı da bir derin yeraltı çarşımız var. Bir kod farkları da var. Biz bu 5 yol meydanı, ki ismi meydan ama daha ziyade 5 ana caddenin birleştiği bir dönel kavşak şeklinde dönüşmüş. Trafik sıkışıklığının çok yoğun yaşandığı bir cadde. Biz bunu aşmak için o yeraltı çarşısını iptal edeceğiz. Bütün trafiği yer altına alacağız. Zaten hazırda bir şey var, yani zaten kazılmış, hazır. Ona yeni bir düzenleme getireceğiz. Trafiği yer altına aldıktan sonra da üstünü de bir meydana dönüştüreceğiz. Bir kent meydanına, işte yeşil alanlar, oturma alanları. Esnafı düşünüyorsunuz tabii Tabii bu arada. esnafla ilgili Tabii bir kısmı da yeraltı söyleyeceğim. çarşısından bahsettiniz. Evet. Yani bunu Esnaf yukarı mı çıkacak esnaf Ali? da şöyle, esnafın belediye ait şu an Van Mal dediğimiz böyle bir ticaret merkezi var. Orada belediye ait dükkanlar var. Biz dediğimiz gibi bizim hizmet anlayışımızda bir yeri yaparken diğer yeri bozmak asla mümkün değil. Haksızlık üzerine biz bir hizmet bina edemeyiz. Esnaflarımızı ikna edeceğiz. Onları hem oradaki çarşıya hem de otopark yapacağımız belediye ait bir yer var. Onun altında iş alanları, iş merkezleri oluşturarak onları oraya taşıyacağız, ikna edeceğiz. Ve üstü de tamamen bir meydana, yeşil alana, oturak alanlarına, işte insanların ihtiyaç duyduğu umumi hizmetlerin yapılacağı alanlara, kafelere dönüştüreceğiz. Bir de hemen bu meydanın bitişinde Van Valiliği var. O da büyük bir alanı kapsıyor.
Van valimiz de yakın zamanda oradan taşınacak. Merkezi yönetimle, işte valilikle koordineli bir şekilde inşallah onu da bu 5 yol meydanına kattık mı çok güzel bir meydanı şehrimize kazanmış olacağız. İsmi biraz simgesel, çünkü ben ekrana da bakıyorum, sanırım bu proje burası Taksim. Evet, değil mi? Burası Taksim. Evet. Yani bunun bir benzerini mi 5 evet, yolda yapacaksınız? Evet, benzerini yapacağız. Tabii belki dediğim gibi valilik binası da buna eklenirse o da epey bir alanda bir büyük bir meydan olmuş olacak. Bu haliyle valilik binası olmadığı zaman Taksim Meydanı'na göre tabii biraz küçük kalıyor. Büyükçe ama, bir de cami vardı değil mi? Tabii cami de hemen bunun devamında. Hemen devamında. Peki Mehdi Bey, bu büyük bir proje. Belediyenin bir bütçesi böyle bir projeyi kaldırabilir yani şöyle miyorsa söyleyeyim, merkezi hükümetten destek mi? Yani şöyle söyleyeyim, bu çok büyük bir proje değil. Onu söyleyeyim. Yani neden değil? Zaten yani proje mantık olarak çok büyük, hı-hı, ama külfet olarak çok büyük olmayacak. Zaten hı-hı, orada bir altyapı var. Yani zaten hı-hı, hazırda bir inşaat alanı hazır. Yani zaten orada zamanda yeraltı çarşısı yapıldığı için zaten güzergah var. Sadece onu yola dönüştürecek şekilde bir değişik tadilat yapılacak. Dolayısıyla yeniden bütün bir şey kazılıp işte tekrar yapılma durumu söz konusu değil. Belki burada en önemli sorun oradaki esnaflarımızın ikna edilmesi ve onlara yeni bir alan oluşturması, ki bizim onlara önerdiğimiz alan çok daha güzel alanlar olacak. Allah'ın alışveriş noktası. Evet, alışveriş noktası. Mağdur etmeyeceğiz. Yani onları o ikna edebilirsek yapımı çok maliyetli olmayacak Allah'ın izniyle. 5 ana caddeden bahsettiniz. Evet, 5 ana caddenin kesişme noktası. 5 yol meydanı. Evet. Tüm bu cadde olduğu gibi yer alttan inecek, olacak. Evet. Yani güzergah değişmeyecek. Değişmeyecek, evet. Ha, değişmeyecek. Ama trafik rahatlayacak. Tabii trafik akışı son derece rahat olacak. Amaç da bu. Trafiği orada rahatlatmak. Bir de vatandaşın evet, nefes alacağı tabii, bir alan oluşturmak. Yani evet, şehrimize çok güzel simgesel bir kent meydanı kazanma. Şu an Van'ın o mahiyette bir kent meydanı yok. Şu an hı, belediyenin yaptığı küçük bir yer var ama o mahiyette değil. Yani hı, Van'ın simgesi olacak ki zaten Van 5 yol, Van'ın aslında merkezi, simgesi, tam valiliğin önü. Dediğim gibi bir de valilik binası oradan taşındıktan sonra orada da bayağı bir alan oluşacak. Onu da bu meydana ekledik mi çok güzel alanlar olur, gösteri alanları olabilir, mitik alanları olabilir. Çok güzel bir meydan, simgesel bir meydana dönüşebilir. Ali'yle şu soru da aklı geliyor. Rakipleriniz, onların da projeleri var mutlaka. Van'ın özellikle de bu ulaşım sıkıntısıyla ilgili. Hani mevcut belediye başkanı veya kayyumdu galiba. Yani böyle bir proje ihtiyacı var ki siz söylüyorsunuz. Evet. Ya böyle bir ihtiyaç evet, var. Evet. Mesela rakiplerinizin benzer bir projesi var mı? Van 5 yol için. Yok, şu ana kadar duymadık ama şunu da söyleyeyim buradan. Hangi aday kazanırsa kazansın, biz o projemizi uygularlarsa, bizden bu konudan yani destek isterlerse projenin detayı konusunda, biz seve seve veririz. Önemli olan yapılmasıdır, kimin yaptığından ziyade. Ama ben şu ana kadar böyle bir proje duymadım. Ben onu soruyorum. Evet. Yani diğer adayların hayır, projelerinin yani, içerisinde hayır, böyle bir proje yok. Böyle bir proje yok. Yani vatandaşı evet, nasıl ikna edecekler? Ciddi bir sorun bu. Ya bu sorunu giderecek bir projesi olmayan adaylar nasıl oy isteyecekler? Bu soru akla geliyor. Tabii şimdi diğer adayların da kendine göre projeleri var ama ben demin de vurguladım. Yani projeler çok önemli ama inşallah... Aslında bu projeler için evet, Van'ın yerlisi de olmak gerekiyor. Tabii, Van'ın, 50 yıl Van'da yaşamak gerekiyor tabii, herhalde. Van'ı bilmek lazım, Van, sorunlarını bilmek lazım, hı, hissetmek lazım. Bizim teşkilatlarımız da yani 10-12 yıldır, 2013'ten beri Van Hüdapar İl Teşkilatı kuruldu. O tarihten bu yana sadece seçim dönemlerinde değil, bütün yıl boyunca halkla iç içeyiz, esnafla iç içeyiz. Çok etkin bir teşkilatımız var. Van'ın sorunlarını aylık, haftalık değerlendirip basınla paylaşıyoruz. Çözüm önerilerimizi sunuyoruz. Yetkililerle, kurumlarla görüşüyoruz. Yani iktidarda olmasak bile Van'ın sorunlarını tespit etme, bunu kamuoyuyla paylaşma, yetkililerle görüşme. Biz bununla ilişkin defaatle Van'ın sorunlarına ilişkin olarak raporlar hazırladık. Kamuoyuyla da paylaştık. Vali Bey'e de arz ettik. Dolayısıyla sahayı bilen, sorunları bilen bir teşkilatımız var. Doğrusu yani Van'ın sorunları da göz önünde. Yani çok gizli saklı değil. Ama önemli olan bu sorunlara bir çözüm üretebilmek. Peki. Yani asıl mesele bu. Peki. Şimdi tabii böyle bir ulaşım sorunu var. Dolayısıyla Van'da araç sayısı
bu ulaşıma, ulaşım bu araç sayısına yetmiyor. Evet. Ayrıca araçların park sorunu da var mı Van'da? Evet. Varsa bunu somut olarak nasıl gidereceksiniz? Yani dediğim gibi Van şehir merkezi şu an 600 bin civarında bir nüfusa ulaştı. Belki de geçmiş durumda. Ama ona rağmen Van'ın tek bir çarşı merkezi var. Yani mesela bir gün Batman'a bile bakıyorsunuz, farklı farklı mahallelerde çarşılar oluşmuş. Van'da henüz o şey oluşmadı. Yani bunun temel nedeni de kurumların genelde hep aynı noktada toplanmış olmasına. Gerçi son yıllarda biraz dağılma söz konusu oldu. Dolayısıyla bu da haliyle bütün vatandaşı çarşı merkezine doğru hareket etmeye yol açıyor. Trafik de sıkışıyor. Sıkışınca zaten bahsettim, bu 4-5 tane caddemiz var. Hepsi de çok dar. 20 metrelik, 25 metrelik caddeler. Yolun mesela bir yollara araç da park edilmez. Evet, yolun herhalde bir kenarına bir araç park etti mi en fazla bir araç daha geçebiliyor. Evet, yani bu iki da araç, trafik. Evet, iki araç yan yana gidemiyor. Dolayısıyla çok ciddi bir, yani İstanbul trafiğini hatırlatır manzaralar çok karşılaşıyoruz. Yani vatandaşımızın, hemşehrilerimizin en çok şikayet ettiği konulardan birisi de bu yoğun trafik. Özellikle bazı saatlerde gerçekten çok içinden çıkılmaz bir hale dönüşüyor. Bunun temel nedenlerinden birisi işte bahsettiğim gibi Van'da ciddi bir otopark alanı olmaması, çok katlı otopark alanı olmaması. Sadece özel mülkiyete ait bir otopark var şu an hali hazırda, o da çok yetersiz. Geçmiş dönemlerde belediye tarafından yapılmış olan Mısır Çarşısı dediğimiz yere yakın bitişindeki bir otopark vardı, çok katlı otopark. Maalesef o da işletmeye açılmadı. Dolayısıyla biz de bu sorunu giderecek, özellikle şu an belediyenin Ahmet İhani Parkı yanında bir alanı var, bir eski binası var, depremde zarar görmüş. Oranın yerine çok katlı bir otopark projemiz var. Evet. Altına da iş sahaları oluşturacağız. Ahmet İhani Parkı var. Parkı, şehir merkezinde. Evet, şehir merkezinde ama hemen yanında. Şu proje galiba değil mi? Evet, evet, projemiz bu. Ahmet İhani Parkı'nın olduğu bölge, evet, burası. Evet, yani onun hemen yanına bu şekilde bir çok katlı otopark oluşturacağız. Araç kapasitesi ne olacak bunun mesela? Yani muhtemelen 500'e yakın araç alabilecek. Alabilecek. Ama tabii bu da tek başına Van'ın şeyini gidermeyecek. Ücretsiz mi olacak? Tam onu soracaktım. Yani belediyeye tamamen ait olacak. Tabii yani tamamen ücretsiz olması belki beklenmeyebilir. Ama yani mevcut otoparklara göre çok en azından önemli. Hizmet tabii bedelin, hizmet amacı en azından kendi giderlerini karşılayabilecek bir oranda. Yani dediğimiz gibi bu 5 yıldaki trafik de rahatladıktan sonra oraya da bir çıkış vereceğiz yer altından. Vatandaş geldiği zaman bir yoldan yer altından o tarafa doğru gidip aracını da oraya park edecek. Bir de mevcut bir otopark alanımız var çok hatta. O şu an atıl durumda, yani kullanılmıyor. Onu da inşallah hizmete açarsak o da hemen hemen o belediyeye miktarda ait mi o? Evet, belediyeye ait ama kullanılmıyor. Peki belediye yetkililerine mevcut bu trafiğin, bu araç park sıkıntısının olduğu şu bölgede bu neden atıl durumda diye sormadınız mı? Vallahi yani dediğim gibi Van sahipsiz bir şehir diyoruz da, yani sahibi olmayan bir şehrin de maalesef her şey... Yani girişimleriniz oluyor da netice tabii, mi alamıyorsunuz? Tabii alamıyorsunuz. Maalesef her, bir de Van'da sürekli değişim oluyor. Sürekli bir istikrar da yok yönetim anlamında. Maalesef bütün girişimlerimize rağmen bu sorunlar... Yani 1 Nisan sonrası tabii, biz zaten Van'ın, projelerimiz arasında o da var. Evet, Van'ın otopark sorununu ortadan kaldırıyoruz diyorsunuz. Yani başlayacağız inşallah. Yani ilk etapta otoparkımızı yapmaya, mevcut olanı da hizmete açmaya başlayacağız. Ama dediğim gibi Van'ın gerçekten otopark sorunu çok büyük bir sorun. İnşallah zamanla peyderpey yeni otopark alanları oluşturarak, mesela şu an bir kent meydanı oluşturuldu. Geçen partide de arkadaşlarla istişare ettik, vatandaşlarla da konuşuyoruz. Yani çok da küçük bir yer değil. Üstü meydan yapıldı. Çok rahatlıkla iki kat, eksi bir, eksi iki otopark yapılabilirdi. Yani çok güzel olur. Mesela Elazığ'da ben gördüm, çok beğendim. Geçen yaz herhalde. Alt otopark, üst park. Evet. Alt 2 eksi 1 eksi 2 otopark. Üstü de park. Şimdi üstü park yapıldı. Altı öldü gitti. Evet. Yani çok yazık. Gerçekten yani öyle düşünülüyormuş ama niye vazgeçildi bilmiyoruz. Hangi gerekçeyle vazgeçildi. Yani mesela o olsaydı en az 500 araç da o alırdı. Çok da güzel bir alandaydı. Cumhuriyet Caddesi'nden hemen oraya
yön de verilebilirdi. Maalesef o fırsat kaçırıldı. Şimdi İsmail Bey, orada bina sistemi var. Siteli de. Mesela büyük şehirlerde genelde siteli binalar olur. Oraya park edersin. Doğru. Sokaklarında da ciddi sıkıntı var. Yani sokaklarda da araçlar birikiyor. Park sıkıntısı yaşanıyor. Şimdi trafik sorunu ciddi bir sorun. Ve hepsinin başında da projelerin mesela yeni ibaresini görüyoruz. Genelde bakımsız kalmış, yenilenmesi gereken demek ki projeler. Bunun içerisinde yeni yollar ifadesi var. Ne kastediyorsunuz yeni yollar derken? Şimdi dediğim gibi Van en büyük sorunu çarpık kentleşme. Düzensiz kentleşme, zamanda yapılmayan imar planları neticesinde Van çok kocaman bir alana yayılmış ama yeterli yolları yok. Evet. Yani nüfus gittikçe artıyor fakat alternatif yollar yok. Bahsettiğim bütün trafik şu 5 yol üzerine bina ediliyor, konumlandırılmış. Ve bir müddet sonra da her yıl on binlerce araç Van'da trafiğe dahil oluyor. Evet. Dolayısıyla artık bir müddet sonra trafiğin bu araçları kaldırma şansı olmuyor. Dolayısıyla yeni yollar açılarak, yeni güzergahlar oluşturarak, özellikle tabii şunu da belirteyim, Van'da bir çevre yolu sorunumuz da var. Yani 14 yıldır bitirilemeyen bir çevre yolu problemimiz var maalesef. Birçok şehirde Van'dan sonra başlanmasına rağmen, bitirilmiş olmasına rağmen Van'da 14 yıldır bitirilemeyen bir çevre yolu var. Bunun temel nedeni de 18. madde uygulamasından kaynaklanıyor. Yani nedir 18. madde? İmar Kanunu 18. maddede işte devlete yeni imar yapılırken işte yeşil alanlar olsun, kamu binaları olsun, ortak kullanıma sunulacak alanlar için, yollar için, sokaklar için DOP payı dedikleri ortaklık payı adı altında kesintiler yapılıyor. Mesela şehir merkezinde %20, %22 uygulanırken çevre yolunda, çevre yolunu yapacağız diye %45 oranında uygulandı. Adeta vatandaşın, hemşehrilerimizin mülkiyetlerinin %50'sine el konuldu. Ortak oldu devlet. Tapulu arazilerine el konuldu. Ya bu 18. maddenin gereğini mi yaptı? Gereğini yaparak yaptı. Kanunan hakları var ama hiçbir şehirde bu uygulanmadı. Yani hiçbir şehirde uygulanmadı. Van biraz fazla mı sahipsiz bu durumda? İşte ben en başta da söyledim. Mesela Urfa'da da uygulamak istendi Van'dan sonra. Hı hı. Urfa'da çok ciddi bir birlik oluştu. Oradaki hemşehrilerimiz buna ciddi bir tepki gösterdiler, gösteriler yaptılar, kabul etmeyiz dediler ve orada kamulaştırmayla yapıldı. Fakat Vanlılar maalesef bir türlü bir araya gelip bu konu için bir mücadele yapamadık. Yani siyasilerimiz de şu an Van'ı temsil eden milletvekillerimiz dahil olmak üzere maalesef çok özür dilerim ama belediyenin tasarrufunda bir konu değil mi? Yani direkt aslında, belediyenin aslında tabii şöyle, muhatap olduğu bir şöyle, şey. Yani normalde çevre yolu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılabilecek bir konumda ama hükümet işi biraz daha tek merkezden yürütmek amacıyla bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devretti. Bir de belediyeden çıktı. Ama yani dediğim gibi bu hem uzun sürmesi, yani 14 yıldır devam eden, çünkü bu çevre yolu bitmiş olsaydı ticarete de çok ciddi bir etkisi olacaktı. Ulaşımda da mesela şu an trafiğin sıkışmasının ana nedenlerinden birisi büyük araçların, özellikle iş makinalarının, taşımacılıkta kullanılan büyük araçların şehir merkezinden, işte o İpek yolundan geçmelerinden kaynaklanıyordu. Eğer çevre yolu yapılmış olsaydı onlar tamamen çevre yoluna aktarılacaktı ve şehir o açıdan da biraz rahatlayacaktı. Yani Van bu 14 yıldır aslında hem ticarette hem ulaşımda çok ciddi kayıplar yaşadı. Siz belediye olsaydınız peki nasıl bir çözüm getirecektiniz? Bakın burada ya hemen yazmışız buraya. Hı-hı. Bir vaadimiz de var. Demişiz kamulaştırmaysa kamulaştırma, tazminatsa tazminat bu işe bir son verecek ve çevre onu bitireceğiz. Hı-hı. Yani olması gereken adalet neydi? Siz bütün şehirlerde, bakın son yıllarda Uşak, el atacağız diyorsunuz tabii, yani her şekliyle. Elazığ'da, Uşak'ta, Malatya'da, Urfa'da, Diyarbakır'da, Mardin'de çevre yolları yapıldı. Hepsi kamulaştırmayla yapıldı. Yani devlet parasını ödedi, yaptı. Evet. Bizim orada, el koymadı Van gibi. El koydu ama daha da kötüsünü söyleyeyim. Kalan %55'ini de insanları birbirine ortak etti. Şu an ciddi bir husumet var insanlar arasında. Kimi yerlerde 2 kişi, kimi yerlerde 10 kişi, kimi yerlerde 50 kişi, kimi yerlerde 500 kişi tapularda birbirine ortak edilmiş. Şu an insanlar komşularıyla kanlı bıçaklı hale gelmişler. Yani mülkiyet hakkı tamamen ihlal edildi.
maalesef. Çok ciddi bir mağduriyet var. Gittiğimiz her yerde de insanlar bundan çok ciddi ahuzar ediyorlar. Yani bu kabul edilecek bir husus değil. Ama Van'ın sahipsizliği maalesef bu noktada yine Van'lara çok büyük bir zarar verdi. Peki. Bir araya gelemedik. Evet, bizim il başkanımız çok bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptı. Emlakçı Derneği Başkanlığı olsun, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları olsun görüşüldü, basın açıklamaları yaptı, çevre yoluna gittik, Vali Bey'e durumu arz ettik, Zekeriya Bey Van'a geldiği zaman Genel Başkanımız kendisine arz etti, kendisi gitti valiyle görüştü, Ankara'ya ilettik fakat maalesef geri adım atılmadı. Evet. Bu da çevre yolunun yapılmaması da bu trafiği zorlaştıran hususlardan birisi. İşte biz şu an Van'ın bu sıkışan trafiğini azaltmak için yeni yollar açacağız. Ve kamulaştırma yaparak. Bir de köprülü kavşaklardan bahsediyorsunuz. Köprülü kavşaklar da dediğim gibi yani bu 5 yolumuzun kesiştiği noktalar var. Ve buralarda ciddi yığılmalar oluyor. Biz bu ışıkları, ışık noktalarında, trafik ışıkları noktalarındaki bu yoğunluğu azaltmak için alt geçitler ve üst geçitler yapacağız. Yani toplamda işte İskele Caddesi üzerinde 2 tane, Sıkkıya Caddesi üzerinde, işte Kazım Karabekir Caddesi üzerinde ve 2 Nisan Caddesi üzerinde 3 tane olmak üzere, Cumhuriyet Caddesi üzerinde 2 tane olmak üzere trafiği rahatlatacak ve dal çık şeklinde alt ve üst geçitler yaparak bu trafik sorununu büyük ölçüde rahatlatacağız inşallah. Diğer adaylara sormuştuk ama size de soralım. Su faturası ile ilgili belediye başkanı olduktan sonra şu kadar metreküp ücretsiz veya herhangi bir indiriminiz olacak mı? Ya da ihtiyaç sahibi mesken sahiplerinden su faturası tazmin ederken düşük alacak mısınız? Var mı böyle bir projeniz? Ben de vaadiniz ben size bir soru sorayım. Şu an Diyarbakır'dasınız. Su faturalarınız mı çok geliyor, elektrik mi çok geliyor öncelikle? Yani genelde kullanıma göre aslında kullanıma göre su faturası Diyarbakır diğer illere göre biraz daha düşük ama pahalı yine de. Yani elektrik mi çok geliyor, su mu? Genelde elektrik. Elektrik biraz daha. Bizde şu an su elektriğin 2 katı geliyor. Su faturası. Evet. Yani neden o kadar pahalı? Son 1-2 yıldır maalesef VASKİ milleti çok ciddi anlamda mağdur etti. Çok kötü bir yönetimi vardı. Maalesef biz defalarca valimize görevden alınması noktasında talepte de bulunduk. Çünkü vatandaş sürekli bizi arıyordu. Hem su kesintisi, hem yaşanan bu fatura mağduriyeti, hem vatandaşa ilgisiz davranmaları sonucu. Şu an faturalar 600-700 su faturası. Su faturası geliyor ki Van'da her daim su faturası elektriğin ya 1/4 olurdu ya 1/3 olurdu. Şu an 2 katından fazla. 2 katından fazla geliyor. Bazen vatandaşa çift fatura geliyor. Yani çok yani suyu çok mu uzaktan getiriyorlar? Nedir? Hayır, masraf hayır. Nedir? Van su kaynakları bakımından oldukça çok zengin bir şehir. Şehir aynı. Ve su bu vatandaşı hani ben öyle yorumlamayacağım ama hani vatandaşı soymak gibi bir şey bu herhalde. Yani bizim partimizi, il başkanımızı arayıp şikayetini ilettikten sonra feryat eden birçok vatandaşımızın son cümlesi bu oluyor. Ya bu Van'ın bir sahibi yok mu? Diyorlar. Maalesef bir de şu var, yani su arıtılmadan veriliyor. Yani hani bir arıtma hizmeti olsa Van'ın suyu çok da kireçli bir su. Evet. Hem beyaz eşyalara çok ciddi zarar veriyor. Hem yani çay konusunda kalitesini düşürüyor. Ne yapacaksınız peki? Yani su faturası buna yani rağmen bugün elektriğin 2 katı fatura geliyorsa burada çok ciddi bir usulsüzlük var. Hmm. Yani biz bu konuya geldiğimiz zaman bu VASKİ yönetimini değiştireceğiz. Ve bu bir de su kesintisi de yaşanıyor. Şimdi işin kötü tarafı geçen yazın pahalı suya da ulaşamıyorsunuz. Tabii pahalı suya da mesela esnaf arkadaşlarımız var. Onlarla görüşüyoruz. 2-3 ay özellikle lokantacılar ve hizmet sektöründe çalışanlar çok ciddi mağduriyete yaşadı. Yani pahalı olmasına rağmen suya ulaşamıyorlar ki esnaflara gelen fatura evlere gelenlerin 4-5 katı. Enlerin yani çok olduğu bir memleket. Suyu da o hale getirecek misiniz? En iyi su, en ucuz su diyebilir yani miyiz? Mesela. Öyle bir iddianız olacak mı? İnşallah. Yani biz şuna inanıyoruz. Van su kaynağı noktasında zengin bir şehrimiz. Ve biz şöyle bir hizmet de yapacağız. Suyunu arıtıp öyle vereceğiz. Yani şu anki gibi sadece direkt gelip işte bir depoda bekletip klorlayıp vermek değil.
Onu arıtacağız Allah'ın izniyle, onun kirecini düşüreceğiz ve o şekilde vereceğiz. Ve Allah'ın izniyle şu anda olduğundan çok çok daha ucuza, çok daha ekonomik bunu vereceğiz Allah'ın. Bir de yeni stadyum projemiz var. Evet. Hatırladığım kadarıyla Van bir dönem Süper Lig'e de çıkmıştı. Evet, iki dönem. Evet, İki dönem. Şimdi evet. Yeni stadyum projeniz, neden böyle bir projeye ihtiyaç duydunuz? Mevcut stadyum ihtiyacı karşılamıyor mu? Yani bu arada onaracak mısınız? Yeri mi değişecek? Yani taşınacak mı? Ne yapacaksınız? Yani şimdiki stat şehrin merkezinde kalmış ve dolayısıyla maç günleri yoğun bir trafik orada oluşuyor. Yetersiz bir stat. Birçok ilçe stadından daha küçük bir stat. Van Spor'a yakışmayan bir stat. Dolayısıyla bu stadın yerine çok daha modern bir stat yapmayı düşünüyoruz. Tabii bu direkt belediyelerin hani işi değil ama burada Spor Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bir işbirliği yaparak mevcut stadın zaten taşınması, yeni bir stad yapılması aslında uzun bir süredir gündemde. Fakat maalesef gerçekleştirilemedi. Birçok siyasilerin de şu an projelerinin arasında var. Biz inşallah bu stadı dediğim gibi bu iki bakanlıkla işbirliği yaparak çevre yolu tamamlandıktan sonra çevre yolu üzerinde güzergahında trafiğin rahat olabileceği çok daha modern, çok daha kaliteli bir spor salonu stat yapacağız ve bu şekilde güzel bir stat yapıldıktan sonra Van Spor'a olan destek de artacak. Yani insanlar güzel bir statta maç izlemenin keyfi aldıktan sonra destekleri de artacak ve taşıdığımız bu stadın yerine de inşallah spor alanları, dinlenme alanları, yeşil alanlar. Taşıyacağınız stadın yerine. Evet. Yani orada yeşil alan, spor tesisleri, spor sosyal donatlar inşallah yapacağız ve halkımızın hizmetine sunacağız. Yani çok güzel bir inşallah Van'a bir hizmet olacak. Yeni başlıklı bir proje daha otogar. Yeni otogar ihtiyacı var sanırım. Evet. Eski otogar herhalde mevcut şeyi kaldırmıyor. Kaldırmıyor, evet. Aynen. Nasıl bir proje yapacaksınız? Görüntülerde de vardı. Biz otogar esnafını ziyaret ettik. Yönetimiyle de konuştuk. Yani bizim bu projeyi hazırlarken de onlarla da görüştük. Onların da fikirlerini aldık. Yani onların da yöneticilerin de olsun esnafın da bize söyledi. 1980'li yılların ortalarında yapılmıştı bizim otogarımız. O dönemler Van'ın nüfusu 100 bin civarındaydı. Şu an 600 bin. Hala aynı otogar hizmet veriyor. Aynı otogarı kullanıyoruz. Tabii depremde zarar gördü. Biraz onardılar ama yine aynı kapasiteyle onarıldı. Yani 6 katı nüfusu artmasına rağmen... Bu otogar ziyaretiniz mi? Evet, otogar ziyaretimiz. Nüfusu 6 kat artmış olmasına rağmen halen aynı alanda hizmet verilmeye çalışıyor. Tabii ilçe minibüsleri var, ilçe araçları var. Düşünün 700 bin İranlı turist Van'a geliyor. Belki onun onlar ya, otobüslerle geliyor tabii değil mi? Onlar otobüslerle değil, geliyor. Dolayısıyla bir de yurt içinden de başka şehirlerden de gelen insanlarımız var. Diğer ülkelerden, Avrupa ülkelerinden de gelen turlar var. Yani çok ciddi bir trafiğin akışın olduğu bir şehir. Çok hızlı bir şehir. Maalesef çok küçük bir otogarımız var. Birçok ilçe otogarından bile çok küçük. Yetersiz bir otogar var. İşte inşallah biz bunu yine çevre yolu üzerine konumlandıracağız. Çok modern bir yani inşallah bir otogar inşa etmeyi düşünüyoruz. Van'a yakışacak bir otogar. Bu otogarın yerini de mevcut otogarın yerini de yeşil, tamamen yeşil alana çevireceğiz. Bunu nereye taşıyacaksınız? Çevre yolu üzerinde belediyenin... Şehre çok uzak mı? Yok, yani çevre yolu üzerinde olacak ama şehir dışında olacak. Peki. Ama ulaşımı rahat olacak. Çevre yolu üzerinde olduğu zaman çok kısa bir şekilde vatandaşlarımız oraya ulaşım sağlayacaklar. Biz göl diyoruz. Tabii ki çok çok büyük bir göl. Van Gölü. Bunun tabii ziyaretçileri de Van'ın diğer bölgelerinden az değildir elbette. Bir sahil projesi demişsiniz. Van Gölü sahil projesi. Sahil ziyaretçileri çok mu? Siz bu yoğunluktan dolayı mı yeni bir sahil projesi düşündünüz? O ihtiyaç nasıl hasıl oldu? Ne yapacaksınız? Yani burada tabii iki şey var. Bir sahil yolu projesi var. Bir de Van Gölü sahil projemiz var. İki tane projemiz var aslında. İkisini de sormuş olalım. Yani Van sahil yolu projesi kısmen hayata geçirildi. Yani yıllardır sürekli gündemde olan bir projeydi. Bu dönem
bir bölümü, bir etabı açıldı. Bir önceki dönemde bir kısmı daha yapılmıştı ama bu biraz dar yapıldı. Bizim temel hedefimiz Edremit'ten üniversiteye kadar, yani yaklaşık olarak 20 kilometre diyebileceğimiz bir hatta tamamen sahil etrafında güzel bir yol oluşturmak ve burada park alanları oluşturmak, gelenlerin eşyaya takılmadan direkt çok kısa bir sürede o 20 kilometreyi belki 10-15 dakikada, 20 dakikada kat edip Edremit'ten üniversiteye çok rahat seyahat edebilecekleri bir alan oluşturmak. Çünkü Edremit'te de ciddi bir kentleşme oldu depremden sonra. TOKİ konutları vasıtasıyla on binlerce konut yapıldı orada. Ve oradan üniversiteye çok rahat şehir trafiğine takılmadan 10-15 dakikada rahatlıkla gidebilecek bir alan oluşturacağız. Sahil projesi de, Van Gölü Sahil projesi de şu, Van'ın gölü gerçekten çok güzel bir suyu olan, birçok hastalığa şifa olan çok güzel bir suyu var. Ve yaz ayında çok ciddi, özellikle Temmuz ve Ağustos ayında çok ciddi bir talep var. Hem halkımızdan hem çevre illerden gelen çok ciddi bir talep var. Ama maalesef sahillerimiz çok kullanışlı değil. Bakımsız, kirli, çöp alanları oluşturulmamış, bakımı ve temizliği yapılmamış ve özellikle özel mülk sahipleri kendi isteklerine göre sahile çıkan yolları kapatmışlar. Biz diyoruz ki Van Gölü'nün sahillerini yeniden düzenleyeceğiz, bakımlarını yapacağız, kumsallarını düzenleyeceğiz, çöplerden arındıracağız, düzenli olarak zabıta ve temizlik ekiplerimiz orada bunu denetleyecekler, temizliğini yapacaklar. Umumi ihtiyaçlar için tesisler oluşturacağız. Plajlar oluşturacağız ve plajlarda özellikle kadın plajlarına çok büyük bir önem vereceğiz. Çünkü hakikaten de böyle mahremiyeti oluşturacak plajlar yok. Birçok vatandaşımız da göle çok rahat giremiyorlar. Halbuki çok büyük bir nimet. Yani hakikaten tedavi etme yönünden, psikolojik açıdan, yani birçok insanımız rahatlıkla tatilini orada geçirebilir. Biz bu şekilde Van Gölü'nün hem bu kapatılan yollarını açacağız, hem sahil temizliğini sağlayacağız, hem plajlar oluşturacağız, hem de umumi ihtiyaçları giderecek tesisler oluşturacağız ve halkımızın hizmetine sunacağız. Peki. Bunları yaparken içerisine bir hafif raylı sistem de yerleştirmeyi düşünüyorsunuz projeler içerisinde. Evet, evet. O da var. Şaşırıyoruz. Trambüs projesi de var. Aynen, trambüs de içerisinde biz sürekli şaşırıyoruz. Diyoruz ki ya büyük şehirlerde nasıl hafif raylı sistemler olmaz. Mesela Diyarbakır'da da raylı sistem yok. Van'da da raylı sistemler yok. Neden bugüne kadar yapılmadı? Siz hangi noktalardan, hangi noktalara ulaşım raylı sistem üzerinden yapmayı düşünüyorsunuz? Nasıl bir proje? Trafiği nasıl rahatlatacak? Yani maalesef Doğu illerimiz hizmet alma noktasında, projeler noktasında sürekli yani hak ettiği hizmeti alamadığını biz düşünüyoruz. Yani sürekli projeler batıdan başlar, evet, doğuya doğru gelir. Mesela otoyollar hep batıdan başlar. Kaç yıl sonra gelir? Gelmez de şu an Diyarbakır'a otoyol gelmedi mi henüz? Otoyol geldi mi? Yok, hayır. Henüz gelmedi. Yani, otoban gelmedi. Yani. Henüz otoban gelmedi. Diyarbakır'a gelmemişse Van'a zaten gelmesi biraz... Ama Urfa'ya kadar gelmiş. Burada siz yine şanslısınız. En azından ümitlisiniz. Yani her şey batıdan başlıyor. Hızlı tren mesela hep batıdan başlıyor. İstanbul'da, Ankara'dan başlıyor, İzmir'den başlıyor. İşte yavaş yavaş doğuya geliyor. Yani bir yıl konulur ya, biz 20 yıl geriden takip ediyoruz gibi. Burada evet, onu da kestiremiyoruz değil mi? Yani bizim de yetkililerden, bizi yöneten, merkezi yönetimden ricamız bazı projeleri de doğudan başlasalar tersine. Desinler ki bir defa da biz hızlı treni örneğin Van'dan başlayacağız, batıya doğru gideceğiz. Aynen. Diyarbakır'dan pilot başlayacağız. Evet. Şehir diye. İşte batıya doğru gideceğiz. En azından bu adalet, yani hizmette adalet de sağlanmış olur. Şimdi Van açısından gerçekten büyük bir şehir. Yoğun da bir nüfusu olan bir şehir. Özellikle demin vurguladığım Edremit'te depremden sonra çok ciddi bir şehirleşme oluştu. Yani Edremit bölgesinde şu an takribi nüfus yani 100 bin civarında. Yani büyük bir ilçe gibi yani. Ama çok ulaşımı çok da güzel bir ilçemiz. Çok şirin, güzel yeşilliği, doğal güzelliklerle çok güzel bir ilçemiz. Ama hakikaten ulaşımı vatandaşımızı çok zorluyor. Demin birlikte seyahat ettiğimiz orada oturan bir kardeşimiz, başkanım siz Edremit'te bunu getirirseniz acaba Tokyo'da çıkarır mısınız? Çok sıkıntı yaşıyoruz dedim. Dedim inşallah
Toki'de çok yoğun bir kalabalığımız var. İnşallah biz o projeyi Toki'ye de çıkaracağız. Şimdi Toki biraz üstte tepede kalıyor. Evet. Yani Dremit'ten üniversiteye kadar aslında çok rahatlıkla biz bu işin uzmanlarıyla da görüştük. Bu projeye kafa yoran kişilerle de görüştük. Bunun çok zor bir proje olmadığını, çok rahatlıkla yapılabileceğini, Edremit'ten üniversiteye kadar, bu da yaklaşık olarak 25 kilometre tekabül ediyor. Belki 30 kilometre de olabilir. Bir raylı sistem olabilir ve raylı sistem eğer hemen yapılması biraz zorsa onunla aynı ihtiyacı görebilecek bir trambüs olabilir ilk etapta. Evet. O biraz daha basit. Yani sadece direkleri döşüyorsunuz. Zaten lastikli araç. Malatya'da belki evet. görmüşsünüzdür. Doğru. Belki ilk etapta kaynaklar er vermezse trambüs yapılabilir. Ve İskele Caddesi'nden de bir T vermeyi düşünüyoruz. Görüştüğümüz işin uzmanları da aynı bu şekilde bize tavsiyelerde bulundular. Oradan da bir T verirseniz çarşıya çıkar. Yani siz bu projeleri belirlerken kendiniz belirlemiyorsunuz sadece. İşin uzmanlarıyla da görüşüyoruz. Yani gidiyoruz. Oluru var mı yok mu? Kurumlara gittiğimiz zaman onların da fikirlerini soruyoruz. Ki zaten dediğimiz gibi biz bu projeleri hayata geçirdiğimiz zaman tekrardan bunları yeniden check edeceğiz. Tekrardan gözden geçireceğiz. Varsa bir eksikliği düzelteceğiz. Belediye yönetimi ele geçirdikten sonra ele aldıktan sonra Allah'ın izniyle biz bütün bunları check ederiz. Belediye imkanları nedir? Fizibilitesi nedir? Belediye mühendisleri var, bu işi bilecek insanlar var. Bunları tamamını yeniden gözden geçireceğiz. Ama dediğim gibi bu projenin çok maliyetli bir proje olmadığı, çok kolay yapılabileceğini, özellikle trambüsün çok rahatlıkla yapılabileceğini ve Edremit'ten üniversiteye kadar ki bu arada Edremit var, bölge hastanesi gibi devasa bir hastanemiz var. Çarşı merkezine hitap edecek, ondan sonra Kalecik Tokyo'ya hitap edecek, sanayi bölgesine hitap edecek ve üniversite gibi çok devasa bir kampüse ve üniversite hastanesine, Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne hitap edecek. Çok yoğunluk bir trafik akışına inşallah bir rahatlatma getirecek. Şöyle bir araya gireyim, şu olmayacak değil mi? Mesela raylı sistemi döşediniz, şunu unuttuk, biz tadilata girelim, şunu eksik bırakmışız, tadilata girelim meseleleri olmayacak. Çünkü genelde öyle oluyor. Kaldırımlar döşeniyor, doğalgaz unutulmuş, tekrar kazılıyor. Sonra elektrik unutuluyor ya da tesisatta bir problem var, tekrar kazılıyor. Her şeyi düşünüp tasarlayacaksınız. Tabii, tabii. Biz onun bütün uzmanlarıyla bu işi daha önce yapmış uzmanlarını getireceğiz, fizibilitesini yapacağız. Tabii biz bir proje olarak düşünüyoruz ama tabii bu iş çok daha büyük teknik işler. Yani. Belediye bunun imkanları var, belediye bu imkanlarını kullanacak. Onu ihale evet. sürecini oluşturacak ve yetkili firmalara en güzel şekilde yaptırılacak. Şimdi ben altyapıyı soracağım ama şimdi deminlendir üst yapıdaki eksiklikleri ifade ettiniz. Çok ciddi gedikler var ama altyapıyı düşününce Van'da doğalgaz da var, var elbette. Var, var, evet. Nihayetinde doğalgaz altyapı olan evet, bir mesele. Evet. Su, hakeza. Evet, evet. Altyapı sorunları Van'da nedir? Sizin çözüm önerileriniz nelerdir? Yani genelde belediyeler altyapıya çok yatırım yapmazlar. Özellikle seçim dönemlerinde. Çünkü altyapı yaptığınız yatırım görünmüyor. Görünmüyor. Sonra işte belediye hizmet... Ama mesela bir kanalizasyon evet. gereği gibi yapılmamışsa bu vatandaşı çok rahatsız tabii, eder. Tabii. Yani altyapı bir şehrin en temel evet. gereksinimlerinden bir tanesidir. Siz altyapıyı iyi yapamazsanız bu sürekli arıza verecektir. Sürekli patlamalar, sürekli çöküntüler oluşturacaktır. Dolayısıyla bu da her seferinde yeni bir masraf, yeni bir sıkıntı. Vatandaşın işte hizmet aksaması eğer bir... Yani üstte yaptığın şeyi tekrar yıkacaksın. Yıkacaksınız. Bu da maliyet olacak tabii, belediye. Tabii bu arada o yapılıncaya kadar vatandaşın o hizmetten mahrum kalması, eğer evet. ticaretle uğraşıyorsa ticaretin sekte uğraması. Dolayısıyla biz bütün altyapılarını en güzel şekilde, sağlam bir şekilde yapacağız ki bir daha dönüp onunla uğraşmayalım. Yani en uzun ömürlüsü tabii, ne kadarsa tabii. öyle yapacağız. Yani biz burada şunu yapmayacağız. Yani göz boyama... Yani hizmette göz boyama usulüne gitmeyeceğiz. Neticede bu belediyenin kaynaklarıdır ve biz bu kaynakları en iyi şekilde koruyacağız ve en iyi yerlerde kullanacağız ve israf etmeyeceğiz. Ben başta da özellikle belediye kaynaklarının korunmasının bu projeler için ne kadar önemli olduğunu vurguladım. Dolayısıyla belediye kaynaklarının israf edilmesinin bir yolu da işte yerli yersiz gereği gibi yapılmaması. Yani zamanda
iyi yapmadığınız zaman her seferinde dönüp dönüp tekrar onu bozup yaptığınız zaman o da kaynakların israfı kısmına giriyor. Dolayısıyla belediyenin kaynağı da çarçur edilmiş, çarçur edilmiş oluyor. Birileri sürekli tabii bundan para kazanmış oluyor. Değil mi? Yani bir işte biz hizmet yaptık, bir göz boyamayla altyapıyı iyi yapmadığınız zaman aslında siz kente de zarar vermiş oluyorsunuz. Yani kentin kaynaklarına da zarar vermiş oluyorsunuz. Altyapı veya başka üst yapı nihayetinde belediye bunu ihale yoluyla yapıyor. Çok nadiren de olsa doğrudan temin söz konusu. Evet. Siz mesela geldiğinizde altyapıyla ilgili bir şirkete, daha doğrusu bir şirket ihaleyi aldı ve altyapıya başladı. Evet. Ancak kısa bir süre sonra o altyapı sıkıntılı olduğu ortaya çıktı. Sizin bununla ilgili bu şirketlere yaptırımınız, yaptırım var kanunen. Evet. Onun üzerine nasıl gideceksiniz yani uygulamada? Yani tabii burada öncelikle siz bu projeyi oluştururken projenin bütün detaylarını, teknik şartnamelerini, bu firmadan ne istediğinizi iyi belirlerseniz kabul aşamasında da eğer şartlara uymamışsa çok rahatlıkla bunu tazmin etmek suretiyle veya yeniden yaptırmak suretiyle bu hizmeti yaptırabilirsiniz. Yani yeter ki sizin niyetiniz... Bir irade lazım. Tabii irade lazım. Eğer birileri bir şekilde buna göz yumup hakkıyla yapılmadığı halde kabullerini yaparsa sıkıntı orada başlıyor. Yani bazen vatandaştan şunu duyabiliyoruz. Örnek veriyorum. İktidarın işte yerelde belediyesi ihaleyi alan firma, ihalede sıkıntı var, iş bitmiş ama gereği gibi yapılmamış. Belediye yetkilileri şirketin üzerine gidiyor. Ancak ihalenin ihale şirketinin sahipleri Ankara'da tanıdıkları var. Bir şekilde üstü örtülebiliyor. Evet. Bu merkezi hükümetle de Ankara'dan da işte bunun üzerine çok gitmeyin denildiğinde ne yapacaksınız? İşte şunu söyledim. Ben özellikle başta konuşurken onu özellikle vurguladım. Yani bir belediye başkanının tek başına dürüstlüğü, eminliği yetmiyor. Eğer partisi de o vasıfta değilse, duyduğunuz gibi belediye başkanı belki onu kabul etmese bile partisinden birileri devreye girip, işte bu il başkanı olabilir, bu milletvekilleri olabilir veya merkezden olabilir, bir şekilde onun üzerine baskı kurup bu işi üstünü kapatmaya gidebilir. Ama Allah'ın izniyle yani biz yanlış yapsak zaten bizim genel merkezimiz bizi uyaracaktı. Biz yanlış yapsak bizim il teşkilatımız bizi uyaracaktı. Ya da dayatmalara karşı genel merkezle yani parti olarak mücadele edeceksiniz. Tabii. Yani demek istediğim burada bize bu baskıyı uygulayabilecek, bizi bağlayabilecek bir husus yok. Biz tamamen kendi politikalarımızı uygularken halkımıza bakıyoruz, onların memnuniyetine bakıyoruz, kendi ilkelerimize bakıyoruz. Arkamızda il teşkilatımız, genel merkezimiz durduktan sonra Allah'ın izniyle hiçbir merkezi otorite de bizi bu konuda baskı altına alamaz. Evet. Önemli bir konu daha. İmar konusu, sosyal konut projesi konusu. Evet. Van ağır deprem görmüş bir kentimiz. Deprem sonrası yaralar nasıl sarıldı, hangi eksikler bırakıldı sizin projenizle, dönüşümle ilgili, imarla ilgili? Sosyal konuttan bahsetmişsiniz projelerinizde, biraz onu açarsanız. Depreme hazırlık, bu da çok önemli. Evet, yani şimdi tabii Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisi deprem gerçeği. Yani bu Van'da malumunuz bir deprem kuşağında olan bir şehrimiz. 2011 yılında da ciddi bir deprem yaşadık. Ciddi yıkımlar da oldu. Tabii Van bu depremden sonra aslında kısmen bir değişim dönüşüm oldu ama görüştüğümüz bütün vatandaşlarımızın ortak kanatı Van çok ciddi bir fırsatı kaybetti. Yani nasıl bir fırsat? Yani bu deprem aslında tamam bir şerdi ama zahiren hani bir şer gibi gözüktü ama bundan bir hayır çıkarılabilirdi. Eğer kentsel dönüşüm yeniden yapılsaydı, yani bu madem böyle bir sıkıntı yaşadık, artık bundan sonra bu sıkıntı yaşamayalım, bir kentsel dönüşüme geçelim, yeniden bir imar planlaması yapalım, halkla iç içe, halkı da ikna edecek şekilde yapılmış olsaydı, Van'ın bu bahsettiğimiz çarpık kentleşme dahil olmak üzere, bu yol problemleri dahil olmak üzere bütün bu problemleri aslında çözülebilirdi. Halen Van'da depreme dayanıksız binalar maalesef var. Halen deprem olması takdirinde sıkıntı yaşayabilecek binalarımız duruyor. Van'da özellikle çevre mahallelerde binalarımızın %80'i ruhsatsız.
Yani kaçak yapılmış. Fakat aile denetime tabi tutulmamış. Evet, 2018 yılında devletin bir imar affı söz konusu oldu. Yapı belgeleri alındı. Biz bu konuda ruhsat verme konusunu kolaylaştıracağız. Nasıl kolaylaştıracağız? Yani bu binalarımızı tamamını çek edeceğiz. Eğer depreme dayanıklıysa bunları ruhsatlı hale getireceğiz ve bu konuda ciddi bir indirim yapacağız. Yani ruhsat bedellerine çok ciddi fahiş fiyatlar olduğu için vatandaş binasına ruhsat almaya yanaşmıyor ve binasını da çek etmiyor. Ama diyelim ki bu fiyatlar makul bir seviyeye çekilirse vatandaşımız da hemşehrimiz de belediyeye müracaat edecek. Diyecek ki işte ben binama ruhsat almak istiyorum. Tabii bu bir çek kontrol sisteminden geçecek. Eğer bina depreme dayanıklıysa zaten o ruhsatın olacak. Dayanıklı değilse ya kentsel çözüm önerilecek, kendisine bu konuda yardımcı olunacak. O bina değiştirip dönüştürülecek. Ya da güçlendirme gerekiyorsa güçlendirme yapılacak. Ve inşallah biz imar planlarını da, yeni imar planları oluşturacağız. 40 ve 50 yıllık bir şehrin ihtiyacını karşılayacak imar planları ve bu imar planlarına göre imar planları oluşturduğumuz yerlerin altyapılarını hazırlamadan da orayı yerleşime açmayacağız. Yani bana en büyük problemi bu oldu. Denetim yapılmamaksızın, imar planları yapılmamaksızın, altyapı ve üst yapı yapılmamaksızın maalesef göz yumuldu zamanında. Vatandaş geldi, işte kaçak yapılar yaptı, düzensiz yapılar yaptı. Şu anda da çok keşmekeş, içinden çıkılmaz bir hale dönüşüldü. Biz yeni yerleşim alanları oluşturacağız Van'da. Alt ve üst yapılarını oluşturacağız ve yerleşime açacağız Allah'ın izniyle. Ve 40 ve 50 yıllık planlar dahilinden bunu yapacağız. Büyük. Van'da 100. Yıl Üniversitesi var. Evet. Haliyle üniversite öğrencileriniz de var. Evet. Üniversite öğrencilerinin de ulaşım sorunu var mı diğer şehirlerde? Varmış, sorduk. Evet. Sizin öğrencilere yönelik en azından ulaşım ihtiyacı olan öğrencilere yönelik bir vaadiniz var mı? Öğrenciyle ilgili başka projeleriniz de varsa onları da dinleyelim. Yani öğrenciler tabii biz eğitimi bizim genel merkezimizde parti programında olsun, diğer şehirlerdeki belediye başkan adaylarımızın açıklamalarında olsun, biz öğrencilerimize destek verme eğitimlerini konusunda özellikle ihtiyaç duyan, maddi ihtiyaç duyan öğrencilerimize ciddi destekler vereceğiz. Yani ulaşım noktasında onlara konforlu ve hızlı çünkü ve ucuz. Ucuz. Çünkü birçok noktada mesela her bir öğrenciye günlük bir gidiş bir geliş ücretsiz seyahat hakkı verecek misiniz? Pekala mümkündür. Pekala mümkündür. Bu bir büyükşehir belediye başkanlığının bütçesi açısından çok ciddi yük getirecek bir husus değildir. Ama öğrenci için çok iyi bir bütçedir bu. Evet. Öğrenci için de çok iyi bir destek olacak Allah'ın izniyle. Van Üniversitesi de şehir merkezinden yaklaşık olarak 10 kilometre uzaklıkta bir mesafede. Evet. Hakikaten sabahları görüyoruz. Birçok öğrencimiz dolmuş kuyruklarında o soğukta bekliyor. Van'ın işte kış aylarındaki o ayazında bekliyor. Bahsettiğimiz eğer bu tramvay hattı veya trambüs oluşursa zaten orada öğrencilerimize çok ciddi kolaylıklar sunacağız. Yine burs noktasında Allah'ın izniyle tabii belediyenin kaynaklarını görmek lazım. Yani ben her zaman söylüyorum. Vaatlerimizde bulunurken önce şimdi gidip bu belediyenin kazanını bir kontrol etmemiz gerekecek. Evet. Kaç tane deliği var? Bu deliği ne kadar sürede kapatabiliriz? Ama Allah'ın izniyle bu israfı, bu istismarı önlersek, belediye bütçesi dolarsa biz bütün, yani konuşmamın başında vurguladım, her şey insan içinse biz şehrimizin bütün maddi ve manevi kaynaklarını tamamıyla halkımızın hizmetine sarf edeceğiz. Burs olsun, eğitim desteği olsun, kırtasiye yardımı olsun, belediye bütçesinin kaynaklarını da zorlayarak Allah'ın izniyle eğitim noktasında öğrencilerimize her türlü desteği sunacağız. Halk ekmek üretim tesisleri. Böyle bir ihtiyaç var. Van'da var. Geçmişte halk ekmek konusunda bir tesisi vardı Van Belediyesi'nin ama son yıllarda maalesef o tesis kapatıldı. Şu an hizmet alımı şeklinde kısmen bir halk ekmek uygulaması var ama bu son derece yetersiz. Biz yetkililerle görüştük. Yani çok daha ucuza mal edilebilir. Yani şu an Van'da ekmek fiyatı 8 lira. Bilmiyorum Diyarbakır'da şu an kaç liraya alıyorsunuz? Somun ekmek, açık ekmek. Açık ekmek burada 15 lira. Somun ekmek ne kadar? Somun ekmek de 8 lira evet, galiba. Bizde de 7, Van'da 8. da 8 lira oldu. Son 7 liraydı, 8 liraya çıktı. Ama bizim araştırdığımıza göre 4 kişilik bir aile, evet, 3 öğünde çok ciddi mağduriyet oluyor. Yani rahatlıkla yarısından daha az bir fiyata
Yani ekmeği 3 liraya da düşürebiliriz. Yani 3 lira olmazsa da 4 liraya rahatlıkla, ben yani bunu bu işle uğraşan kişilere sordum. Belediyedeki yetkili kişilere sorduk. Yani onlar da tarımla birlikte bir çalışma yapmışlar. Çünkü zam geldiği zaman belediyenin denetiminden geçiyor. Belediyede yetkili birimlerini tarımla birlikte harekete geçirip acaba zam ne kadar olmalı, miktarı ne kadar olmalı, maliyetler ne kadardır? En üst maliyetleri bile hesapladığımızda yarı fiyatına rahatlıkla maliyetine ekmek verilebilir. Tabii bunu yaparken de fırıncılarımızı da mağdur etmeyeceğiz. Yani tabii, biz bütün Van'a ekmek dağıtma pozisyonunda değiliz. Ama özellikle mağdur olan, gerçekten buyurduğunuz gibi ekonomik olarak asgari ücrete çalışan 4-5 nüfuslu aileler için yani ekmek çok temel bir ihtiyaç. Belki zengin ailelerde çok ekmek tüketilmeyebilir ama yani maddi durumu olmayan vatandaşlarımızın sofrasında ekmek vazgeçilmez unsur. En azından o vatandaşlarımıza yarı fiyatına bir ekmek hizmeti sunabilirsek çok büyük bir hizmet yapmış olacağız Allah'ın izniyle. Peki. Hani halk ekmeği tekrar inşallah faaliyete koyacağız. Şunu söyleyeyim. Buyurun. Her fırsatta kazan örneği veriyor. Nasrettin Hoca'nın kazan fıkrasında verdiği manayla söylemiyorum ama sanırım sizde kazan doğuracak Mehdi Bey. İnşallah. Allah'ın izniyle yani, buyurun. Projelerinize yansıtacağınız şekliyle ben söylüyorum. Belediyenin kaynaklarının özellikle doğru kullanımı babında en azından ifade etmiş olalım. Bu projeler uygulanırsa Van ayağa kalkacak. Şuraya getiriyorum yani, marka şehir haline gelmesi için bunlar mı gerekiyor? Yoksa farklı şeyler de yapacak mısınız? Tabii şimdi bunlar temel, yani zorunlu olan şeyler. Zaten bir şehrin temel şeyi, temel ihtiyaçları, işte sudan bahsettik. Maalesef su problemli. İşte ulaşımdır, ulaşım problemli. İşte diğer altyapıdır, üst yapıdır. Bunlarda da problem var. Çarpı kentleşme zaten ciddi bir sorun. Yani bu aslında bir şehrin marka şehri olması için yeterli projeler değil. Bunlar zaten olması zorunlu gelen projelerdir. Yani biz, demin de söyledim, Van çok kadim bir şehir, çok tarihi bir şehir. Dünyada böyle eski zamanlardan beri, 7000 yıldan beri insanların yaşayıp da halen bugün de yaşadığı şehirlerden bir tane şehir. Evet. Yani halen de şehirleşme devam ediyor. Çok kadim bir şehir, çok güzide bir şehir, çok devasa potansiyelleri olan bir şehir. Çok manevi dinamikleri de olan bir şehir. Yani biz sadece burada Van'ın maddi yönden kalkınmasını değil, yani biz şuna inanıyoruz. Bir şehir manevi yönden kalkınırsa maddi kalkınma da hemen ardından gelir. Van'ın da çok manevi dinamikleri var. Yani biz Van'ı bir medeniyet şehrine dönüştürmek istiyoruz. Sadece betondan yapılmış, sadece işte altyapısı, üst yapısı yapılmış bir şehir değil. Hem maddi hem manevi açısından kalkınmış bir medeniyet şehri inşa etmek istiyoruz. Bu medeniyet şehirlerinde de hem yaşanılır bir dünya ve daha da önemlisi kazanılabilir bir ahiret ortamı oluşturacak bir medeniyet şehri oluşturmak istiyoruz. Çünkü günün sonunda Üstad Bevizan'a dediği gibi en büyük başarı kabre imanla girmektir. Öyle bir medeniyet şehri oluşturalım ki dünyamız da çok güzel olsun, huzurlu olsun, konforlu olsun. Ama orada manevi değerlerimiz de çok yüksek olsun. Gençlerimiz ahlaklı yetişsin, donanımlı yetişsin. Sevgi sahibi olsun, kardeşlik olsun, manevi iklim olsun. Bizim de aslında Van'ımızın çok manevi dinamikler var. Mesela zamanımız var mı acaba bu arada? Son sözlerinizi şu an biz alıyoruz. Yani son sözlerimiz de olsun. Yani mesela Üstad Bediüzzaman'ın kendisi aslında Bitlis'te olmasına rağmen ama en çok yaşadığı, en çok önem verdiği şehirlerden birisi Van. Van'da bir Medrese-i Zehra hayali vardı, projesi vardı. İlmi ve fenli. Evet, fenli ve pozitif ilimlerle dini ilimlerin bir arada görüleceği, Arapça, Türkçe ve Kürtçe eğitimin birlikte yapılacağı, ümmetin bütün evlatlarının buraya gelip ümmet kardeşini oluşturacağı çok muazzam bir projeydi. Yani, bunu Van için mi düşünüyordunuz? Yani da? Biz, tabii bu bir belediyenin tek başına yapabileceği bir proje değil ama biz bu projenin gerçekleşmesi için belediye olarak elimizden gelen bütün imkanları kullanacağız. Devletin yetkili kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla. Belki bununla birlikte Van'da her yıl düzenli olarak Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu, çünkü Van Nur Camiası için çok önemli bir şehir. Biz bunu, bu manevi dinamikleri de harekete geçirebiliriz. Yine Fakih Teyran'ın
şehri. Hı hı. Bahçesaray rahmetli Mehmet Yavuz hocamız da burada, rahmetle analım. Bir kış ayında 2014 Mart seçimlerinde yine Bahçesaray'a gittiğimizde şunu demişti: Bahçesaray'ı görmeyen ben dünyaya dolaştım demesin demişti. Manevi değerlerimiz de çok yüksek. Yani o yüzden biz şehrimizi Allah'ın izniyle hem maddi hem manevi anlamda kalkındıracağız. Gençlere yönelik de çok ciddi projelerimiz var. Belki zamanımız yetmedi. Ama özellikle de gençlerimizin okul dışında çok kaliteli vakit geçirebilecekleri, kendilerini hem maddi hem manevi anlamda donanımlı bir şekilde yetiştirebilecekleri, yeri geldiği meslek öğrenebilecekleri, yeni bir dil öğrenebilecekleri, bir sanat öğrenebilecekleri bir şekilde ilmi, feni ve teknik konularda kendilerini geliştirebilecekleri bir şekilde merkezler oluşturacağız ve gençlerimiz okuldan çıktığı zaman orada spor yapabilecek, sanat öğrenebilecek, yeni bir dil öğrenebilecek, çok iyi vakit geçirecek alanlar oluşturacağız Allah'ın için. Her ilçemizde, yani merkezi ilçelerimizde bu konuda ciddi merkezler oluşturacağız. Van 31 Mart'ta diğer şehirlerde olduğu gibi sandık başına gidecek. Evet. Seçmenin tercihi noktasında buradan Van halkına bir çağrınız olacak mı? Genel itibariyle neden aday olduğunuzu anlattınız, projelerinizi evet. anlattınız. Ama nihayetinde Van önündeki 5 yılı belirleyecek. Bunu belirlerken Van halkına bugünden itibaren bir çağrınız olacaksa onu da alalım. Artık yani ben hemşehrilerime şunu söylüyorum. Şu anki mevcut tablodan, bugüne kadar son 30 yıldaki işte belediye hizmetlerinden, Van'ın bu bahsettiğimiz tablosundan, Van'ın bu sahipsizliğinden eminim ki gittiğimiz her yerde de görüyoruz. Hepimiz şikayetçiyiz ve buna razı değiliz. Yani Van'ın hak ettiği konumda olmadığı konusunda hepimiz hemfikiriz. Madem durum bu, mevcuttan, hali hazırdaki durumumuzdan memnun değilsek, bunun en pratik yolu bir değişim. Bir değişim, dönüşmeye gidelim. Değişim olsun ki gelişim de olsun. Ha, belki şu ana kadar şöyle bir sıkıntı yaşıyor olabiliriz. Yani Van'da işte özellikle güçlü olan iki partimiz var. Millet genelde bugüne kadar bu partilere oy vermişler. Ve dolayısıyla bunlar dışında kimse kazanamaz gibi bir algı oluşmuş. Dolayısıyla oylar genelde bunlar arasında bölüşülmüş. Fakat ilk defa üçüncü bir yol olabileceğini, yani Hüdapar'ın bir alternatif olabileceğini, halkımızın artık yeni bir umudu olduğunu, Hüdapar'ın bu ilkeleriyle gelirse var olan mahkûs talihi değiştirebileceği konusunda ciddi bir umut oluştu. Biz bunu sahada görüyoruz ve halkımıza söylüyoruz. Artık siz hazırda olana mecbur da değilsiniz, mahkum da değilsiniz. Çünkü artık alternatifiniz var, Hüdapar var. Gelin hep beraber bu ilkelerle, bu bahsettiğimiz ilkelerle hep birlikte Van'ı birlikte yönetelim, Van'ımıza sahip çıkalım, Van'ımızı hak ettiği konuma taşıyalım. Şöyle bir duyguya da kapılmasınlar. Ben gittim her yerde de söylüyorum. Valla siz işte çok iyi bir partisiniz. Gerçi bu dönem pek duymadık ama bir önceki dönem söyleniyordu. Fakat kazanamayacaksınız, işte oyumuz boşa gidecek şeklinde. Bu dönem daha henüz duymadım ama kafasında böyle bir soru işareti olan kardeşlerimde de şunu söylüyorum, hemşehrilerime de şunu söylüyorum. Bakın, bizim mecliste 4 tane milletvekilimiz var. Gittiğimiz her yerde de soruyoruz. Bunların hizmetinden memnun musunuz? Nasıl görüyorsunuz? Yani büyük bir oranda çok ciddi bir memnuniyet söz konusu. Biz de ona şunu söylüyoruz. Diyoruz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'yi yönetiyor. Belediye meclisleri de belediyeleri yönetiyor. Hani hasbelkader diyelim ki ben kazanmasam bile her ilçemizde 3-4 tane Hüdapar Belediye Meclis üyesi kazanması takdirinde en azından belediyede milletimizin temsilcisi olacaklar, millet adına denetim yapacaklar. Orada bütçe görüşüldüğü zaman, ihaleler yapıldığı zaman, belediyeyle ilgili karar aldığı zaman yanlış bir şey varsa buna itiraz edecekler ki bizim milletvekillerimiz bu az sayılarına rağmen bunu kısmen başarıyorlar, Allah hamdolsun. Bunlar da onun bir misalidir. En azından destek verin, oy verin. Biz kazanmasak bile ki biz iddialıyız inşallah bu şekilde kazanacak şekilde yola çıkmışız ama dilerim ki kazanamadık. Fakat dediğim gibi her belediye meclisinde 3-4 tane kardeşimiz olursa, milletimizin temsilcisi olarak orada milletimizin hakkını savunurlarsa inşallah
mevcuttan kat kat daha fazla milletimizin faydasına olacağına inanıyoruz. Dolayısıyla Hüdapar'ı tercih etmeleri her halükarda milletimizin faydasına olacağına inanıyoruz. Biz milletimize hizmet etme konusunda kararlıyız, inançlıyız, ciddi bir kadromuz var, teşkilatımız var ve biz şuna inanıyoruz ki biz işi de ehline vereceğiz. Şimdi kadro konusunda da son olarak şunu söyleyeyim. Bazen işte siz yeni bir partisiniz, hani belediyeyi kazandınız, belediyeyi idare edecek yeterli kadronuz var mı diye soruluyor. Biz de sürekli genel başkanımızın söylediği bir hususa vurgu yapmak istiyorum. Bizim kadrolarımız şu yakasında sadece Hüdapar rozeti olanlar değil. Bizim kadrolarımız bu memlekette hizmet sevdası kalbinde olan, dürüst olan, ehil olan, işi bilen ve her şeyden önce kalbinde Allah korkusu olan herkes bizim kadromuzdur. Dolayısıyla biz işe geldiğimiz zaman işi ehline teslim edeceğiz. İster bizim partimizde olsun, ister olmasın, ister siyasette uğraşsın, ister uğraşmasın. İşi bilene vereceğiz, ehline teslim edeceğiz ve onlarla birlikte inşallah halkımızla birlikte bunu en güzel şekilde idare edeceğiz, yöneteceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bize bu fırsatı tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyenler, Hüdapar Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Mehmet Mehdi Oğuz'u stüdyomuza konuk ettik. Van halkı adına kendisine sorular yönelttik. Net cevaplar alana kadar da ısrarcı olduk. Projelerini takdim ettiler. Elbette ki takdir de Van halkınındır. Kendilerini dinledik. 31 Mart hem Van için hem de memleketimiz için hayırlı olur diyelim ve bugünlük seçim özel programını noktalıyoruz. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.